Bu videoda iyim yerine kullanabileceğim 5 kalıp paylaşıyorum seninle ve şimdi başlıyoruz. <laughs> Yok şaka bir yana. Bu videoda gerçek anlamda iyim yerine kullanabileceğim 5 kalıp paylaşıyorum seninle ve şimdi başlıyoruz. En meşhur kalıp bihir. 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 Bu kalıbı iyiyim ve hayırlıyım olarak çeviriyoruz. Ancak harfiyen çevirisi hayır içindeyim. Ve bu kalıpla ilgili önemli bir ayrıntı, fasih Arapçaya göre veya modern standart Arapçaya göre bi hayır diye söylenir. Bi hayır, bi hayır. Ancak günlük hayatımızda bi hayır, bi hayır, bi hayır olarak kullanılır. Ve bu kalıba ek olarak Allah'a hamdolsun anlamına gelen elhamdülillah cümlesi de gelebilir. Bu şekilde kalıbımız bi hayır elhamdülillah. Bixir elhamdülillah. Bixir elhamdülillah. <tık> Bu ne ek olarak kuvayiz kalıbı var. Kuvayiz. 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 Bu kalıp harfiyen iyi anlamına gelir ve konuşan erkek olursa kuvayiz der. Konuşan bayan olursa kuvayiz eder. Kuvayiz. Kuvayiz. Kuvayiz ve yer tekil yerine çoğul olarak iyi olduğumuzu belirtmek istersek, kuyis yerine kuyisin deriz. Kuyisin, kuyisin, kuyisin. Bu ek olarak tamam kalıbı var? Tamam, tamam, tamam. Ve Arapçaya göre tamam, tam anlamına gelir. Onun için hem iyi olarak kullanılır hem de okey anlamında da kullanılır ve önemli kalıplardan zeyn, zeyn, zeyn ve bu kelime harfiyen güzel olarak çevrilir ancak genel anlamda iyi olarak kullanılır. Konuşan erkek ise zeyn der, zeyn, zeyn ve yer konuşan bayan olursa zeyna, zeyna, zeyna der. Bu ne ek olarak önemli kalıplardan biri de minih. 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 Ve minih harfiyen nimet içerisindeyim demek genel olarak günlük hayatımızda imnih olarak kullanılır. İmnih. İmnih. Ve konuşan beyan olursa imniha. 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 Benden bu kadar. İlellika. Görüşürüz.